Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse arkadaşlar niyetlenin. Sonuçta hepimizin yüreğinde bambaşka sıkıntılar mevcut. Ve e, tabii ki de uyanlar sizin olsun burada niyetlenirken. Uymayanları gönderin evreni. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip gördüklerimi sizinle paylaşacağım. Güzel bir enerji versin ve doğru rehberlikte bulunsun diye tüm güzel enerjimi ben kapatırken adınıza niyetleniyorum arkadaşlar. Şimdi gördüklerime gelince şöyle bir, de bir göz atalım. Biraz karış... Evet. Daha rahatlayacağınız bir süreçtesiniz en azından. Öyle düşünmek lazım ama bekleme süreci de çıkmış. Aslında... Ee, bir insanın sivri bir dili var burada ee, ve insan şöyle biraz Hallioğulları Seferoğulları var burada arkadaşlar yani sanki bir grup insanın üç kişiler çünkü bir kişiye e, kız mesela amcanıza babanız çok kızgındır da ee, dava babanızındır ama işte abiniz dayanamaz ve babanızın önüne geçer işte kızgın bir, öfkeli bir şekilde amcanızın üstüne gider Babanız da orada tutar oğlum sen dur. Hani bu ve benzeri gibi bir durum görüyorum burada. Üç kişiler birbirlerinin bellerine sarılmışlar. Ee, ilk i̇lk gideni tutmaya çalışıyorlar aman dur sakin ol diye. Hani bunu yapan annenizdir bilemedim kızı, kızıdır falan da bir şeylerdir vardır mutlaka bu. Tabii ki de bir A harfi var yanında bu kişilerle alakalı. Siz de midir? Karşı tarafta mıdır? Tabii ki de siz biliyorsunuzdur. Bir bilinmezlik olmuş. Böyle bir şey, böyle çok enteresan. Sanki bir geçit olmuş burada. Bu geçiti şöyle görüyorum. Hani siz onca kavga etmiştiniz. Atıyorum işte bir tartışma durumu söz konusu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi bir durum var. Yani o aradaki boşluğu ben çok enteresan görüyorum. Bir şey sürülmüş gibi. Hani o önceden de. Tarlayı bir şey yapıp sonra dümdüz hale getiriyorlar ya. <laughs> Öyle oluyor yani ya hani sonra işte e, neyse yapı, yapılması gereken. Öyle gibi. Önce tarlayı dümdüz hale getirmişler. Yani oradaki otluk bitmiş. Ne diyeyim? Toplamışlar orayı dümdüz hale gelmiş. İşlemeye hazır. Ama yani ön, öncesi yokmuş gibi. Sonrasında Bakın arkadaşlar, bu gördüğüm kişi güçlü bir insan. Bu, bu tam olarak bu kişi karşınızda sizin. O kişinin arkasında ne kadar mahcup, ne kadar küçük, ne kadar etkisiz, böyle hani korunan, onun arkasından beslenen, beceriksiz hani aslında onun gücüyle güçlü gibi duran birisi var. Ve siz burada karşısındasınız o kişinin. Yani aslında şöyle bir şey var. E, siz e, kişinin karşısında Sınız ve arkasında o öbür ikisinin olduğunu biliyorsunuz. Ve sizi ben bir iki üç kişi görüyorum arkadaşlar. Bu anlamda güçlüsünüz, cesaretlisiniz ya da işte kafanıza koyduğunuzu yapacaksınız ya da bu işi bırakmıyorsunuz peşini. Yani orada neyse haklı olduğunuzu biliyorsunuz. Her şartta orada işte beklenilen olacak. Bu, yani bırakmıyorum peşini diyorsunuz karşı tarafa. Meydan senin değil. Sen güçlüyüm diye buralarda meydan senin de sanma. Biz de hakkımızı alırız. Ya da yapmamız gerekeni yaparız. Diyor. Böylesi bir karışıklığınız var ama şimdi bu karışıklık sonrasında şöyle oluyor arkadaşlar. İki tane Yunus balinasının Yunus balinası iki balinanın Yunus'un işte balığın büyüğü olarak görünüyorlar ve birbirlerini atlıyorlar. Ben Yunus'a ba yani Yunus'a benzettim. Balina, Yunus neyse. İkisi de böyle birbirlerine sıçrayan ve şurada e, çok güzel bir güneş gibi oluşturmuşlar. Hani böyle hatta bir tane işte süs, e, dekorasyonlarda kullanılan e, küçük şeyler vardı. İki Yunus böyle birbirine atlıyor gibi sürekli gidip gelirdi. Denge çubukları altta toplar gibi böyle bir görsel var orada. Yani bu da sizin kısmetlerinizin peş peşe bir bir ardına geleceğini, bu süreci teslim etmeyerek doğru yaptığınızı, bu süreçte aldığınız kararların sinanınıza hayırlı Dönüşler vereceğini sıkıntılı geçiriyormuşuz dediğiniz ama sonrasında çok şükür dediğiniz bir döngüye doğru gidiyor olduğunuzu müjdecesidir bu görselde. Eşin içinde balık var kısmet var. Hani gayet net yani. Ee, ki ben normalde de balık gören biri değilim. Bunu bili biliyor benim sürekli izleyenler. Klasik bir yüreğinize ay doğmuşçulardan değilim. O yüzden de bu balık güzel bir balıktır. Yani bir fala çıktıysa maşallah diyelim. Bunun dışında sizin böyle bir yerde bayraklı bir yerde arkadaşlar sizin geçmişle gelecek arasında yapmanız gereken bir noktadasınız. Şuraya bakar mısınız? Yani şuradan bir geçmişe uzanıyor. Buradan bir geleceğe uzanıyor. Ama ortada bir dile yani kale gördünüz mü kalenizi? Bayrak var tepesinde. Hani ben şurada anlaşmayı ve canavar gibi deyin. Dinozor gibi bir deyin. Buna bir şey deyin. Uzamış geçmişe bir de gidiyor geleceğe. Yani sizin öyle bir hamle yapmanız lazım ki. Hani bu balıklar dedik ya hani buradaki sinirli olan neyse güçlü olan kişiler kimse siz üç kişi sefer Seferoğulları, Telloğulları anlaşma uzlaşma adınıza balık kısmetle gelir kısmetle şaşırırsınız kısmetle gelir. Onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle şurada aşağıda denge kurmaya çalıştığınız bir süreciniz var. 3 kişi sizi çok net destekliyor bu süreçte arkadaşlar. Önünüzdeki süreç sizin beklediğiniz kişiden gelen teklifle, beklediğiniz kişiden gelen teklifle yolunuzun açıldığı, önünüzün açıldığı arkadaşlar. Şurada bariz bir kule koymuşsunuz. Bayrak sallanıyor dedim. İşte onu şöyle düşünün lütfen. O kule gerçekten sizin beklediğiniz, istediğiniz işe erişmekle bağlantılı. Devlete bağlı mıdır? Bağlıdır. Bayrak olan her yer resmi kurumdur orası. Hani imzadır, belgedir, resmiyettir. işin içine artık devlet girmiştir gibi düşünülebilir mi? Evet. Yani sen e, sağlık ocağında hemşire olursun, hastanede olursun atıyorum işte hani evet sen o kuruma girersin hani e, diyebiliriz. Mevkisi yüksek bir yer olabilir. Yani bunu sadece Devlet bağlantılı olarak diyemiş gibi değerlendirdim ama bankadan kredin onaylanır olur yani hani öyle düşünün bunu devletek bağlı kısmında ama sonuçta bir, bir çok büyük bir firma da olabilir tabii ki de kurumsal bir firma da olabilir o sebeple senin önünde açılacak çok güzel süreç var beklediğin teklif birinden geliyor senin önün iki kişi şeklinde devam ettiğin sürece devam edecek açılmaya açılmaya devam edecek. İki kişi devam ettiğin sürece devam edecek açılmaya ve geçmişteki o yaptığın her neyse kule bayrak dedik işte dengeyi kuracaksın. Sadece sen de şaşkınsın Ah falan hali var yani görüyorum şöyle bir emin olamıyorsun yaptıklarından. Yaptıklarından emin ol haberlerin çok net çok temiz yolların açılıyor onu net görüyorum. Dileklerin demektir bu Aralık ayında iki konuyla alakalı bir dileğiniz var ve bu dilekle bağlantılı e, bu dilek sizin hayırlı olarak sonuç vereceğiniz alacağınız ve de e, bunun dışında da gerçekten temiz şekilde resmiyet giriyor işin içine enteresan bir şekilde. Sanki siz orada şey diyorsunuz. Ya ben şurada bir müdür mü olsam, bir amir mi olsam, bir şurada bir şey mi olsam diyorsunuz böyle. Dileğinizin içinde resmiyet var. Olursunuz da nitekim arkadaşlar oldukça önünüzü açarak e, görüyorum burayı. E, maddi anlamda rahatlayacağınız bir süreç var. Önünüzde net bir şekilde yansımış oraya. O yüzden e işin özü gelecekle geçmiş arasındaki dengeyi kurduğunuz tam da bugün adınıza gelecek güzel haberlerle yolunuzu açarsınız. E, gerçekten kademe kademe azalarak e, sıkıntılarınız geride kalacak ve kademe kademe e, adım adım yukarıya çıkarak rahatlıyor olduğunuz bir evreden geçeceksiniz arkadaşlar bu anlamda. E, ve tabii ki de e, önünüzü çok an, çok açık e, göstermiş yani zorlandığın o süreçler belki de tamamen geride kaldı senin önün çok açık. Ee, sadece e, resmiyet gerektiriyor. Yani yeni bir da dal, yeni bir sayfaya geçişim var orada. Hani inşallah bana da şu olur mu diyorsun dileklerinde. Evet oluyor. Mevki yüksekliği mi de desek acaba imza anlaşması gibi çıkmış daha çok orada. Bunun dışında tabağınızda gerçekten temiz vermiş, konuşuluyor enerjisi vermekte hanede bir iki üç kişiler ve bir kişinin karşısındalar. Sanki üç çocuk var üçünün de birer çocuğu olmuş ya da eşleri bir iki altı kişiler burada bir kişinin karşısında duruyorlar böyle. Ve iki tane insan özellikle şemsiye almış bir şeyleri hani yağmasın üstüme düşmesin üstüme diye dışarıda kalmışlar. Geri kalan altı kişi bir tane insanın tam karşısında ve aslında yolları da açık şeklinde vermiş. Güzel gözyaşlarınız var. Ee, bu da dileklerinizin olmasıyla bağlantılı. Az sonra elime damlayacaktır. Hani gözyaşınız temizde vermiş. Dileklerinizin olması yönünde vermiş. Ee, kariyer hayatınızı gördüğünüz üzere çizgisi net veriyor. Aşk hayatınızda çok güzel gelişmelerinizin olduğundan bahsetmekte, müjdelemekte. Hani hanedeki kalabalıkta bu yaşadığınız ee, ne diyelim ona bir işte bir seferoğulları, telli oğulları vardı. İşte belki de bu seferoğulları tek başına duran yine çıkmış burada. 1, 2, 3 kişisiniz demiştik. şuradaki görselin aynısı gibi ama çok küçüğü gibi arkadaşlar. Bakın güçlü. 1, 2, 3. Tek başına 1, 2, 3. Ama aşağıda birer tane daha kişiler türemiş. Bu da şu demek. Ve çok güçsüz ve çok e, hayatınızda sizi etkilemeyecek etkisizliğe düşürmüşler. Yani şu şemsiye almış iki kişi var ya. Hani şunun arkasını duran o kişi ve yanındaki kişi olabilir. Yani aman bana bir şey olmasın şemsiye düşmesin tepeme ama siz o büyük tarafından karşısında duruyorsunuz o büyük ama o büyük artık o kadar küçük ki ve siz çok daha kalabalıksınız. Haklı olduğunuz onaylanmış açıklanmış işte ne bileyim hani sanki şey diyebilirim şu pıt diye düşecek birazdan da görüyorsunuz değil mi şurada. Evet düşsün istedim ama yine de düşmedi. Bu da sizin zamanı yayılı olduğunuz bazı dileklerinizin güzel sonuçlar vereceğinin müjdeler. Zamanı yayılı olmak ne demek? İşte çok uzun zamandan beri bekliyordunuz. Öyle zaten pıt diye olacak bir şey değildi. Ama sonunda olacak oluyor oldu mutluluğu var burada. Bunun dışında arkadaşlar kariyer hayatınızın tek çizgide gittiğini görüyorum. Bu da işte sizin belirli bir statüye gelmişsiniz o statüde devam ediyorsunuz. Ben müdür yardımcısıyım, müdür olmak istemiyorum. Yani müdür dediğin benim işime gelen bir durum değil. Yardımcılık kafi dediğin bir düzen bu. O kadar yani bir üstte bir level üstte yok gözün. Olması gereken stabilliğe yaşadıktan sonra tek çizgide gidiyorsun ama oradasında uzamıyorsun da kısalmıyorsun da. Aşk hayatımda özellikle yaza doğru çok güzel böyle bir haberler olduğunu, güzel gelişmeler olduğunu gösteriyor burada. Diyeceksiniz ki ben evliyim, boşanıyorum, ben şuyum, yok ki hayatımda kimse. Ben buyum, bu böyle mi? Arkadaşlar burada yaz aylarına doğru. Yaz ayları diyorum çünkü. Şubat, Mart, Nisan gibi göstermiş. Mart, Nisan aylarından sonra aşk hayatınızla alakalı gerçekten çok güzel gelişmeler, haberler, kıpır kıpır hareketlilik gördüm. Hani evlisinizdir, ev alacaksınızdır, Mart gibi alırsınız. Tatile gidersiniz, teklif gelir, orada biriyle tanışırsınız. Aşk hayatınızdaki tüm kıpırdalamalar diyelim ona kıpır kıpır kıpırsınız. <laughs> gönül, gönül, gönül. Yani orada aşkla ilgili Mart'tan önce sizin hayatınızda pek bir şey olmaz. Olanın olduğu gibi devam ettiği bir süreçtesiniz demek istiyorum. Ve bugünlük benden bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar 3 yıl oldu herhalde. Biz bu süreçte sürekli ilk gün itibariyle desteklerini esirgemeyen her gün e, istisnasız yorumlarla katılan arkadaşlarım da oluyor. Çok teşekkür etmek istiyorum. Ama her yeni bir gün yeni bir arkadaşım da dahil oluyor tabii ki de. Gönlünüze enerjinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizlerden aldığım pozitif enerjiyle ben yoluma devam eden biriyim. Bu çok samimi gönülden getirdiğim cümlelerdir. Gerçekten öyle. Çünkü 3 yıldır sabah ve akşam ayrı ayrı karşında kimse yok. Kime bakıyorsun ki? Ama burada sizin olduğunuzu, sizin şahsınızın falanına baktığımız sonrasında nasılsın, nasıl geçiyor hayat diye sohbet ettiğim bir kısımmış gibi hissetmektir beni pozitif kılan. Ve de arkadaşlar şöyle görüyorum yorumlarınızı okuyorum özel mesajlarınızı Buket Hanım hani dokundunuz yüreğimize evet hayatımıza dokundunuz artık beddua etmiyorum diyenler yani çok mutlu oluyorum bu dönüşleri gördükçe. Bugünkü sıkıntınız eminim büyüktür yeni katılan arkadaşlarım gönlünüz çok yanıyordur eminim canınız yanıyordur acıyordur ama şunu bilin isterim geçiyor. Yarınlarda cevaplar. O yüzden siz umutsuz olmayın yarınlarınıza. Hiçlik duygusuna kapılmayın yeter ki. Yarınlar o kapıları açacak. O çıkış kapısı vardır. Her şer bir hayır getirir. Bunu bize yarın gösterir. Bugün bunu yapan kişi kim ise yakınınsa da uzağınsa da. Bil ki karşılığını yaşamadan göçmeye yiyecek. İnsanoğlu yaşattığı ne varsa aynısını yaşamadan bu dünyadan göçmüyor arkadaşlar. O yüzden size yaşatan kendi karmasını üzülsün. Siz de beddua ederek onun yüzünden yeni bir karma yaratmayın. Sözleriniz olumlu olursa hayatınızda olumlu şeyler yansıdığını fark edeceksinizdir. O yüzden ağzınızdan çıkan kelimelerin enerjilerine inanarak dilinizden çıkartın diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuz yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbi güzel olanlardan olun arkadaşlar. Karşılığını hemen alanlardan olun. Bir sonraki açılımına kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.